İyi akşamlar Türkiye. Cem Sayben ben. Bu programda aslında oldukça renkli bir program, oldukça dinamik bir program. İzlemenizi çok istiyorum. Sizi bir kez yine son derece ilginç köylere, son derece ilginç köylerin çalıştığı topraklara götüreceğim. dünyada çok önemli bir mesele var. Bu meseleyi anlamanızı çok istiyorum. Dünyada bütün ekonomileri yöneten, ülkeleri aslında şekillendiren, geleceğin siyasetine yön veren çok önemli sektörler var. Bunlardan bir tanesi enerji. Enerji sektörü dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi. Enerjiyi depolamayı başaran bundan sonra dünyadaki karar verici mekanizmanın masasında olacak. İkincisi gıda. Gıda sektörü çok önemli. Dünyada aşağı yukarı 41 milyar dolarlık bir tohum pazarı var ve bu pazardan faydalanan birkaç tane şirket var. İki elimin parmaklarını geçmeyecek kadar şirket dünyada tohum üretiyor, dünyada gıda üretiyor dünyada hastalık üretiyor, hastalığı tedavi edecek ilacı üretiyor ve her şeyden önce en önemli mesele tabii ki. Yani hastalıktan ve ilaçtan ari olarak kimi doyuracağına karar veriyor. Ne kadar doyuracağına karar veriyor. Kimin tohumlarının hastalıklı olacağına, kimin olmayacağına karar veriyor. Bunun için de üniversiteleri çalıştırıyor. Bilim dünyasını çalıştırıyor bu büyük, çok uluslu şirketler. Ve diyor ki bana öyle bir tohum yarat ki yani küresel iklim değişikliğine dayanıklı olsun, bana öyle bir tohum getir ki bütün hastalıklardan ari olsun, verimli olsun, üstelik de maliyeti düşük olsun ki ben buna ihtiyacı olan bütün ülkelere götürüp satabileyim. Milyarlarca dolarlık büyük bir pazar. Dünyanın en büyük gıda şirketleri bugün Amerika'nın hükümetlerinde bile tarım bakanlıkları olarak görevler yapıyor, avukatları, CEOları, her şeyleriyle birlikte büyük bir güç. Yani gıda. Ve enerji. Son derece kritik önemde iki büyük sektör. Tohum genellikle Türkiye'de özellikle ağırlı olarak, ağırlıklı olarak yerli firmalar çok. Çok sayıda yerli bir firmamız var. Yani izlediğiniz geçen haftaki programda da yaptım bunu. Türkiye'de 14 temel ürüne üretim yapacak kapasitede yerli bir firmamız var. Şimdi bu kadar çok yerli üreticinin olduğu, tohum üreticisinin olduğu bir ülkede asıl diyorum ben, ...pastayı yabancı şirketler yiyor. Yani pazardan en fazla payı... ...yabancı ya da yabancı iştiraklı şirketler alıyor. Çünkü arge yatırıyorlar. Tohumlara büyük bir e, teknolojik getiriyorlar. E, yani bilim insanlarını çalıştırıyorlar. Laboratuvarları inovasyon kuvvetiyle ve teknolojisiyle dolduruyorlar. İnanılmaz bir pazardan pay kapmak için kıyasya bir savaş var... ...büyük çok uluslu şirketler arasında. Benim tezim şu... ...bir ülkede tohumun üretilmesi onu yerli yapmaz. Arkasındaki teknolojiye bakarım ben. Diyelim ki fasulye bir hat bulmuş. Şu bir hat. Diyor ki o şirket ben bu hattı buldum. Hem verimli, hem lezzetli, hem daha ucuz, hem de hastalıklara karşı dayanıklı. Gel bunu al diyor. Ve genellikle bizim doğal olarak köylümüz hastalıklarla mücadele etmektense verimi daha fazla alabileceği tohumlara yöneliyor. O tohumu sağlayan şey ne? Bilgi, teknoloji, akıl, endüstriyel yatırım, zeka yatırımı inovasyon yani milyarlarca dolarlık arge yatırımının sonucunda ortaya çıkan laboratuvarlardan çıkan tohumlar. Ben de diyorum ki bu tohumların bir tanesi bile yabancı teknolojiyle olamaz. Yerel tohumlar çok önemli. Yerel tohumla yerli tohum arasındaki farkı mutlaka ayırmamız lazım. Yerel tohumlarımız bizim atalık tohumlarımız. Yani atamızdan dedemizden kalan anneannelerimizin babaannelerimizin sandıklarında özenle sakladığı tohumlar. Bunların yaşaması, gelişmesi, ilerlemesi lazım. Şirketlerin tekeline giremez benim bir yok çeşitliliğim. Çok önemli bir alan. Ahmet Atalık benim program konuğum bugün. E, çok önemli bir konuk. Zaman zaman programlarımda e, çıkardı. Epeydir kendisine hasret kalmıştım. Aynı soruyu tabii ki soracağım. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ahmet Bey, şimdi şöyle bir durum var. Ben çok programlar yapıyorum. Sağolsun Tarım da yakından izliyorlar. Bir açıklama yaptılar. Dediler ki, işte Türkiye'de özellikle tohum firmaları bakımından 893 tane Türkiye'de toplam tohum firması var. Bunlardan 833 tanesi yerli firma. Yani görebildiğim kadarıyla da yabancı firma sayısı 38 ve 21 de. Yabancı ve yerli iştirakli tohum sayısı var dedi, e, tohum şirketi var dedi. Dolayısıyla hakimiyet yerli şirkettedir diyor. E, bunu zaten defalarca ben söylüyorum. E, doğru, Türkiye'de yerli tohum şirketlerinin büyük bir ezici hakimiyeti var. Ama yerli tohum şirketi kavramı ne demek? Tam olarak nedir durum? Türkiye'de faaliyet gösteren bütün şirketler yerli kabul ediliyor ve ürettikleri ürünlerde yerli ürün kabul ediliyor Dolayısıyla Örneğin otomobil sektöründen örnek versek bugün dünyadaki markaların neredeyse e, hepsi Türkiye'de üretiliyor ama Türkiye kendi ilk yerli otomobilini üretmeye çalışıyor Demek ki yabancıların Türkiye'deki üretimleri yerli üretime girmemesi gerekiyor yerli otomobil üretmek istediğimize göre e sonuçta sonuçta dünya ölçeğine baktığımızda ulus ötesi şirketlerin tarımın bütün girdilerine hakim olduğunu görüyoruz. Örneğin tohum sektöründe küresel ölçekte sadece 5 ulus ötesi şirket tohum pazarının %71'ine sahip. Hemen hemen aynı şirketler tarım ilacı küresel tarım ilacı pazarının da %75'ine sahipler. Ee, aynı tohum şirketi birinci sırada gelen e, tohum şirketi küresel ölçekte yüzde otuz paya sahip, aynı şirket tarım ilacında da yüzde yirmi üç payla dünya lideri. Yani sonuçta bir şirket tüm dünya tarımına egemen, beş şirket tüm dünya tarımını yönetiyor. Ee, Türkiye'nin tohumculuk ve özel sektör sürecine baktığımızda 1980 yılına kadar tohumculuk sektörü devletin elindeydi, Fiyatları devlet belirliyordu. Dağıtımı devlet yapıyordu. İlk tohum firmamız 1961 yılında kuruldu. 1980'den sonra neoliberal politikaların devreye girmesiyle bir takım uygulama değişiklikleri de yaşadık. Örneğin yabancı tohum şirketlerinin yerli tohum şirketleriyle ortaklık kurmalarına müsaade edildi 1982 yılında. 1983 yılında şirketlerin kendi ürettikleri tohumların fiyatını belirleme serbestisi geldi. 1984 yılında çok daha vahimi oldu. Tohum ithalatı serbest bırakıldı. Hatta desteklendi, teşvik edildi. Tohum ithalatına ödediğiniz dövizin %40'ını iade olarak geri almaya başladı. Dolayısıyla Türkiye e, yabancı şirketler ve yabancı tohumların bir nevi e, pazarı olmaya başladı bu adımlarla. Ama yerli, daha, yerli tohum şirketleri daha fazla daha yüksek deniyor. Bir tanesi 700, bir tanesi 30. Şimdi o, o konuya gelirsek, ülkemizde e, 800 30 892 toplam şirket varmış. Ülkemizde 833'ü 8... yerli yerli 38'i 38 yabancı, yabancı 21'i de yerli yabancı ortaklıklı. Oransal olarak baktığımızda sadeleştirmek babında %93'ü yerli sermayeli şirketler ülkemizdeki doğumculuk sektörünün. %4'ü yabancı sermayeli şirketler son derece az yerli şirketlerimizin yanında. E sadece yüzde üçü de yerli yabancı ortaklıklı. Baktığınızda %93'ü yerli şirketlerimiz. Yerli sermayeden oluşan bir e, alan. Ancak ülkemizdeki tohum pazarına baktığımızda e, Türkiye Tohumcular Birliği'nin kendi verileridir. E, yerli sermayenin yani yüzde 93 oranındaki o yerli sermayenin Türkiye tohum pazarındaki pazar payı yüzde 51 o yüzde dörtlük yabancı sermayenin Türkiye tohum pazarındaki payı yüzde 30 oranında son derece yüksek değil misiniz çok yüksek gerçekten Yerli o yüzde üçlük yerli yabancı sermayeli e, ise hmm. Türkiye tohum pazarındaki payı yüzde on Yani içinde yabancı bulunan o e, kısımları aldığımızda yüzde otuz ve yüzde on birleştirirsek dolaylı olarak %49'a kadar ülkemizde e, yabancıların payının e, olduğunu söylemek mümkün. Bugün. Yerel çeşitlerimiz dediğimiz atalık tohumlar, dededen kalma tohumlar dediğimiz tohumları ancak ülkenin ücra köşelerinde bulabiliyorsunuz. Endüstriyel tohum öyle bir piyasaya yayılmış vaziyette ki kendi değerlerimiz yok olmaya yüz tutmuş vaziyette. Halbuki Türkiye'nin yerel çeşitliliğini, yerel genetik kaynaklarını çiftçilerle birliktelik sağlamak suretiyle onlarla birlikte üretmek vasıtasıyla e, üretimi arttırması, yerel çeşitlerle beslenmemizi sağlaması gerekiyor. Ee... Evet ama şöyle bir tartışma da var. Milyarlarca dolarlık yatırım bunlar deniyor. Yani kolay mı öyle her çeşitten, her fasulyeden, her elmadan, her patlıcandan, her limondan çeşit çeşit tohum çalışması yapıp verimli hale getirmek, ıslah etmek kolay mı deniyor? Ayrıca yerel tohumlar bir e, romantik bir şey öykü deniyor yani bu kadar çok nüfusun arttığı bir ortamda yerel tohumlarla insanları doyuramayız tartışması da var ee, o noktada şunu söyleyelim peki bu tartışmayı yaparken bu sözleri söylerken. Yerel tohumlara gereken önem gösterilmiş, yerel tohumlar yaygınlaştırılmaya çalışılmış ve insanlar beslenmeye çalışılmış mı? E bakın dünyada küçük çiftçiler, küçük çiftçiler dünyanın büyük bölümünü besleme gayreti içerisindeler. E ve birçoğu da kendi tohumlarıyla bu işi götürüyor. Biz eğer elimizden geleni yaptık, yerel tohum yetmedi, bir takım insanlar yine aç kalıyorsa tabii ki buna hiç kimsenin gönderilmesi, müsaade etmez. Tabii ki herkesin karnı doymalı. Herkes e, ulaşabilir olmalı gıdaya. Param yok diye açlık çekmemeli. Buna devletler de, toplum da, komşular da izin vermemeli. Böyle bir insanlık hakkına Ama biz kendi yerel tohumlarımızı değerlendirmeden, onları teşvik etmeden, devlet köylü çiftçi birlikteliğini sağlamadan bugün Belçika'dan daha fazla... E, bir miktara ulaşmış. Hollanda'nın toplam yüz ölçümüne yaklaşmış 3.4 milyon hektar çiftçimizin ekmekten vazgeçtiği tarım arazilerini bunlarla donatmadan o yargıya varmayalım. Önce bunu deneyelim. Eğer yetişmiyorsa tabii ki diğerini de yapmamız gerekecek. İstanbul'dan uzaklaşınca, şehrin o keşmekeşinden çıkınca tabii insan böyle biraz kendisini rehavet içinde buluyor. Ee, müthiş bir ormanın içindeyim. Gerçi yani otobanlarla çevrilmiş durumda. Ee, nereye baksak her yerde bir yol var ama yine de mümkün olan en doğal bölgelerden bir tanesindeyim. Oruçoğlu Köyü burası. Şile'ye bağlı İstanbul'da. Birkaç programdır biliyorsunuz ben kent tarımını çok önemsiyorum. Ve kent tarımı kavramını... Türkiye'nin gündemine getirmek istiyorum. Çünkü 2050 yılında araştırmalara göre 9 milyar olacak biliyor musunuz insan nüfusu. Yani bir şeyleri korumaya başlamanın zamanı geldi bence. Çok fazla tükettik. Şimdi bir kapitalist sistem var. O kapitalist sistem de bizi sürekli tüketsim için uyarıyor. Yani büyük reklamlar var işte pop şarkıcılarından tutun da futbolculara kadar yani dünyanın en önemli basketbolcularına kadar herkes bir tüketim reklam dünyasının parçasında ve doğal olarak herkese çekici geliyor. Yani endüstri o kadar çarklarını hızlı bir şekilde çalıştırmaya başladı ki mümkün olan en ucuz maliyetle mümkün olan en düşük kaliteyle mümkün olan en cafcaflasını bize satıyor. Ve bizler de fiyatlar düştüğü için sürekli 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 atıyoruz. Nerede benim çocukluğumdan bir ayakkabı alacaksın da o ayakkabıyı 10 sene daha kullanacaksın. Bir kazak alacaksın da bak 5 sene kullan daha öncesinde bir daha kazak almak yok. Yiyecek anneyi babayı bulacaksın. Öyle bir çağda değiliz. Şimdi Oruçoğlu köyünde bir doğal arıcılık yapan, bir çiftçi arkadaşımla bir araya gelmek için buraya geldim. Şimdi bu bölgenin endemik bitki türleri bakımından ülkemiz çok zengin gerçekten. Yani dünyanın en önemli yani benim bile bildiğim kadarıyla endemik türlerin dörtte üçünü Anadolu toprakları konuk ediyor, misafir ediyor. Biz bunların kıymetini keşke bilsek. Arıların da bu doğal alanda beslenebilmesi, doğal arı üretmesi arı bir mucize çünkü. Yani arının kendisi bir mucize. Ürettiği bal ayrı mucize. Buraların kirlenmemesi lazım. Ama bir taraftan ilaç kullanımı, endüstriyel üretim maalesef hastalıkları da beraberinde getirdi. İşte her türlü sebzeyi, meyveyi, her türlü iklim şartlarında yiyebilmemiz için dışarıdan da ithalat yapıyoruz biliyorsunuz. Bütün bunlar yani o ithalatta hastalıkları da hayatımıza soktu. Ha, çok uyanık şirketler var tabii ki. O uyanık şirketlerde ilaç ürettiler. Bunlar çok uluslu küresel şirketler. Türkiye gibi ülkelere girerler. Yerli firmalarla ortaklıklar yaparlar. Buralarda üretim tesislerini açarlar. Geçenlerde bir tweet atmıştım mesela. O tweette hangi tohumun yüzde kaç oranda yabancı olduğunu söylemiştim. Birçok insan beni eleştirdi. Dedi ki aslında Türkiye'deki bütün tohumlar yerli. Türkiye'deki bütün tohumlar milli. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de üretiliyor olması aslında çok uluslu büyük yabancı şirketlerin Türkiye'de üretim tesisleri açması ve tohum üretiyor olması bu tohumları yerli yapmaz. Yani Japonya'nın da en büyük markalarından bir tanesi Türkiye'de üretim yapıyor arabasına yerli araba diyebilir miyiz? Marka bize ait mi? Teknolojisi bize ait mi? Motoru bize ait mi? Yazılımı, kodlaması, algoritması bize ait mi? Pazarlama teknikleri bize ait mi? Aslında o araba satılıyor ve Japonya'nın kasasına milyarlarca dolar para akıyor. Her ülkede bu böyle. Şimdi ben endüstriyel gıdadan çok yerli çiftçinin e, korunduğu aile çiftçiliğinin baş tacı edildiği bir Türkiye'den yanayım 2050 yılında 9 milyar olacak bir dünya nüfusu var kaynaklarımız yetmeyecek topraklarımız bu ilaçlardan kirleniyor topraklarımız bu ilaçlardan zehirleniyor maalesef o kadar çok üretme ihtiyacı var ki çünkü tüketim çok fazla o tüketimin fazla olması ve daha fazla para kazanma hırsı içindeki firmaların endüstriyel üretime yönlenmesiyle birlikte biz gerçeğin doğrunun iyinin ve sağlıklının ne olduğunu unuttuk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, Bizi hoş kabul ettiğiniz, de... Sağ olun. Eksik olmayın. De bu de kadar geldiniz. zorlu çalışmada. Bu nedir? Şimdi bu bir polen değil mi? Evet. Polen e, aşırı sabah çiğindeki e, sabah de erken çıktıktan sonra geri geliyor ya zaten gerçi polen tuzağını da biraz geç kuruyorum. Hani çok yaş gelmesin diye. Yapışıyor birbirine çünkü. E Bunu e, eleyip dolaba koyana kadar bu birbirine yapışır top gibi olur. Bunun fazla nemini, o çiğ nemini almak için bunu yaptım. Yani insan tarzı... Polen ne? İnsan sağlığına çok mu faydalı bir şey? Evet öyle söyleniyor. Hatta bir bilim adamı okumuştum bir kitapta. su ve polenle 6 ay hayatını idam ettirmiş. Kendi de denemiş yani bunu. O kadar kıymetli bir besleyici. Gıda. Peki burada siz doğal arıcılık yapıyorsunuz. Evet. doğal bal üretiyorsunuz. Evet bu bölgenin endemik çeşitliliği sizin için çok önemli. Biyo çeşitlilik çok önemli tabii. tabii. Ee, zor mu işiniz? Nasıl yapıyorsunuz? Tabii ki zor. Ee, ne yapıyoruz? Mesela bu mevsim şu ana kadar ben ağaçların tepesindeydim. Oğulları alıyorum. Çünkü ona e, başka ırıkları, işte dışarıda üretilmiş başka yerlerde bazı ana arı üretenler var onlardan alıp bu ırkı bozmak istemiyorum bir kere. Buradaki yerli ırk mı? Burada bölge ırkı. Ekotip mi? deniyor işte buna. Zaten buna da birkaç senedir. Ne deniyor? Ekotip yani ekolojik e, o bölgenin arısı. Yani burada burada 3,5-4 kilometre ötede ben tam tepedeyim. E, güney tarafta bir arkadaşın arısı var. Te de dededen kalma. Bu ırk o ırk. Yani ben de bunu muhafaza etmek istiyorum. Evet çok oğul veriyor. İşte bal verimi az. Çünkü az ama öz. Ve buraya alışık. Bu tepede e, köye de gidiyor. Köydeki işte e, çiçekler, meyve çiçeklerine vesaire. Bu tarafta ormanda olan fundaydı vesaireydi. Bunlardan da alıyor. Bu balda çiçek çeşitliliği ne kadar zengin olursa, çok olursa o kadar kalite olur diye düşünüyorum, düşünerek. Sahile de götürüyorum e, arımı. Sahile doğru. O tarafta şu kestane ıhlamur var. Hmm. Onu da katsın buna. Ben ne, ne istiyorum biliyor musunuz? Benim Hı. düşüncemde şöyle bir şey var, bilmiyorum e, siz destekler misiniz? Ben mesela endüstriyel bar, bal üretimine karşıyım. Yani ben senin gibi doğal e, bal üreten insanların evet. çoğalmasından yanayım. Şimdi senin gibi onlarcası olsa e, bizim bal ihtiyacımız ya da arıya ait tüm ürünlerin ihtiyacı karşılanmaz mı? Karşılanabilir. Eskiden mesela siz de bilirsiniz... İstanbul içinde bile bostanlar vardı biliyorsunuz. yani Sebzemiz falan üretiliyordu. Ah Kapattılar ee, biz onları, onları sormayın çok üzüldüm. Onlara yetiştik. Çok mücadele ettim bostanlar ee, kapanmasın diye yani, yedi kulede. Şimdi burası da artık yani dediğiniz gibi nasıl olacak bilmiyorum ama önceden şimdi buradan baktığım zaman hiç şey yoktu. Şimdi şu anda ışıklar görünüyor. Yani beton şehir sizi yutmaya geliyor. Evet kalabalık gelmeye başladı köy bana yani. 27 senedir köydeyim hakikaten burada İstanbul'a gittiğim zaman senede bir defa iki defa mecburen o da bir işim gücüm oluyor. Bakıyorum ki insanlar acayip yani. Devletten ayağını çekecek korna çaldı Yani psikolojisi bozuk. <laughs> Artık bu gıda yani yani hiç sabır yok. Ondan sonra kazançları, gelirleri hep devamlı şikayetçi. İstanbul'da herkes mutsuz farkında mısın? Onu, tabii buradan gittiğim zaman fark ederim. Biz daha evvel oradayken içinde olduğumuz için fark edemiyorduk. Burada tabii sakin ortamdayız, gürültü ee, yok, patırtı yok, İşte geçim sıkıntısı, işte arabaya yetişeceğim, şuna yetişeceğim, şöyle bir sıkıntımız yok. Zaman mehumumuz bile bazen, e, yani hangi gündeyiz falan unutuyoruz, hesap edin yani. Bu benim için çok bir mutluluk aslında. Buraya geliyorsun, doğalın evet. içinde kendini huzurlu evet. buluyorsun. Bir şey soracağım, mesela e, gördüğüm kadarıyla hiç ilaç kullanmak istemiyorsun İlaç mi minimumda kullanıyorsun ama Türkiye'de ilaç kullanımı neredeyse rekor, her yerde çok ilaç kullanıyor. Arılara zararlı değil mi? Ya ben de onu düşünerek zaten, işte bize tavsiye ediyorlar, bir zaman sonra yasak ediyorlar filan yani. Ee, ben de ne yapıyorum? İşte diyelim varova, var, işte kekik suyu, ondan sonra çam yaprağı körüme koyup işte arayı kontrol ederken onu kullanıyorum. Hmm. Ondan sonra defne yaprağı. ...bu gibi şeyler doğal... E, ...ama çok sıkıştım. Baktım hakikaten... E, ...sardı diyelim varova. Buna bu zaman... E, ...bakanlığın müsaade ettiği... ...ilaçları kullanabiliyorum o zaman. Peki çevrede kullanan olursa? Onlara bize bakanlık diyor ki... ...işte fotoğrafını çekin... ...bize getirin. İşte bizim birliğimiz de bunu söylüyor. E, hatta Bahri Yılmaz... ...Merkez Birliği Allah rahmet eylesin. O çok idealist birisiydi. Ondan sonra... E, ...dedi ki eğer bunları ihbar etmezseniz ben hakkımı helal etmiyorum size demişti bize. Neden? Çok mu zarar veriyor toprağa? Tabii vermez mi? Yani bir kere arıya zarar verdiği zaman arı biliyorsunuz hayat yani. Hayata darbe vurmuş oluyor yani. Bu, bunun ötesi berisi yok. Yani katil gibi bir şey görüyorum ben bunu. Yani bu şekilde davrananları. Ama bunu diyor ki mahsulümü kurtaracağım. O da çiftli kardeşimiz abimiz. Ama ben de arımı kurtaracağım. Ben hayatı kurtaracağım yani. Anlatabiliyor muyum? Arıyı kurtarmak demek. Arıyı muhafaza etmek demek. Ben bunun bilincindeyim. Eğitim devamlı eğitim her zaman söyleniyor zaten biz eğitileceğiz yani öğreneceğiz biz ulaşabildiğimize zaten kaçmışız biz ancak siz gelmişsiniz mesela size anlatıyorum bunu. Peki bir şey söyleyeceğim evet. ee, en büyük sorun ne burada mesela daha da işlerinizi geliştirebilirsiniz ama sıkıntılar da var tabi bir sürü yani üreticinin üstünde maliyetler çok büyük şu bu bir sürü tabii. şey duyuyorsunuz sizde sizin var mı bir sorunuz? Ya sorun demeyeyim de mesela fazla geliştirmek de iyi bir şey değil. Zaten kapasite bu kadar. Hı, hı. Mera bu kadar. Köye hı. mi satıyorsun? Tabii kendi etrafıma. İşte İstanbul'da oturanlar da var beni biliyorlar. Bizi biliyorlar. İşte bizden istiyorlar. İşte ben de söz vermiyorum. Hatta Fatma yenge de bu bizim komşumuz sirke yapan Fatma yengemiz de birkaç sene söyledi bana. Ben de kıyamıyordum yani bu sirke yapacak bu balına falan diye. <laughs> Bal sirkesi mi olur diye. Ya, yani olur biliyorum olduğunu da. Yani başka ballardan yapsın. Yani ben çok çünkü emek sarf ediyorum buna. Sene de bir defa sağıyorum. Beni size söylediğini de pek haz etmedim daha doğrusu. Yani ben kimseyle pek fazla zaman geçirmek istemiyorum. Yani Aa, tabii. ilk defa <laughs> bir programda böyle hakaret <laughs> işitiyorum. Beni istemedi Yok hakaret yani. değil yani. Ben Aşk sizin olsun. şahsınıza değil. Yani bir televizyonda geleceklerde ne yapacaklar dedin anladım ben. Ya yok sırf o, o değil. Yani e söyle e... o zaman ne kaç tane tahmin yapayım? Ya ne bileyim kafamı dinliyorum. Şimdi gelecekler. <laughs> <laughs> yani ya ya ben şimdi... de hakikaten Türkiye'nin en az konuşan adamıyım. Gerçekten huzur veririm sana yani. Bak Haruk yani şimdi... nasıl gülüyor. Ge gelecekler şimdi burada. Bir de e, biz televizyonda olduğu için haydi bir sonra üşüyecekler yani. Ama benim şeyim bu. Bu kadar yani. De. Söyle peki nasıl buldun Değil beni? Mi? Sizi Gayet mütevazi ve e, sempatik buldum yani. <laughs> yani sizin <laughs> bilmem duyuyor musun Farukcuğum? Siz, sizin şahsınıza demiyorum. Yani kendi e, şeyimi söylüyorum. Aynen aynen. Herküz yani, var, gücüm var bi, tabii ki. Bir de şu yani bir şeyin böyle gözde olması, bir yerlerde böyle bir çok fazla tanınması iyi bir şey değil. Ondan sonra ne insanın e, şeye zorluyorlar insanları yani. İlla sen bunu üret, daha fazla üret falan. Yok öyle bir şey. Bu neyse o. Neyse. Ben yani. e, verdiğim balı verdiğim şahıslara diyorum ki. Bakın bunu ben bunun parasını verdim. Bu Kaşıkla yiyeyim filan. Parasından değil mi? Demeyin. Öyle diyorsan kahvaltıda yeme bunu. Bunun bir gramına 120 bin sortu yapıyor. Bunu düşün. 120 bin. Bakın bence söylediği şey çok önemli. Bir kez bir ahlaktan bahsediyor. Yani ben de işte bu ahlakın oturması için mücadele ediyorum Türkiye'de. 7 hafta ömrü var arının. Arının 7 evet. haftalık ömründe bir çay kaşığı... ...bal üretebilmek için büyük bir emek var. Hayatı o emeği var. bilmiyoruz. Yani hayata dair bu emeği bilmiyoruz. Biliyor musunuz burada duran e, kovanların içi... ...yazın çok serin olurmuş, kışın da çok sıcak olurmuş. Yazın mesela niye serin biliyor musunuz? Yazın serin çünkü kanatlar çalışıyor bile, hiç durmuyor. Hiç tembelliği Hı. yok, sürekli bir işe yarıyor. Ve o bebekler var, yani çocukları var o kovanın içinde. Onların bu sıcakta yaşaması mümkün değil kovanın sıcaklığını, kovanın derecesini öyle bir mükemmel konuma getirebiliyor ki o bebekler hayat bulabiliyor. Arı işte böyle bir mucize, müthiş bir şey. Ama asıl mucize şu bence üreticinin arkasındaki emeğin farkına varabilmek. Şimdi arı bir mucize ama arının ürettiği balın endüstriyel olması dışında bir de şekerler verilerek bir sürü sahtesinin yapıldığı bir ortamda. Arı öyle bir şeydir ki bal bir namus senedidir. Alanla üreten arasında. Yani Hı. sana bir söz veriyor. En ufak bir katkı maddesi kullanmadım diyor. Şeker kullanmadım diyor. Doğayı kendi haline bıraktım diyor. İnanabilir misin? Türkiye'de kaç kişiye inanabilirsin? İnanamazsın. Bakın endüstri bizi nasıl mahvetmiş. Böyle çiftçileri, böyle küçük çiftçileri desteklemediğimiz için yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir alışveriş yaptırtmadığımız için yavaş yavaş yok oluyorlar, gidiyorlar. Müthiş ahlaklı bir şey söyledi. Daha fazla üretmemi beklemeyin benden dedi. Bu kadar. Arının da gücü bu, benim de gücüm bu. Ama kendisi gibi onlarcası bu bölgede olsa gramını ürettirmeseler işte o zaman bambaşka bir Türkiye yaratırız. Gramını. Bakın eğer ahlaklı üretim için kolları sıvamaya başlasak bence çok yaşanır bir Türkiye yaratabiliriz. <laughs> Fatma teyzeye ben geçen sene gelmiştim. Gerçi her türlü karizmama, her türlü iz bırakan özelliğime rağmen beni hatırlamamış. Fatma teyze'yi biraz sonra göstereceğim. Tanıyacaksınız, siz de hatırlayacaksınız. Efendim Fatma teyze bal sirkesi yapıyor. Biraz önce gördünüz ya. Hani o İsmail'in yaptığı muhteşem balı, o baldan sirkeye dönüştürüyor. O kadar güzel ballar yapar ki İtalya'dan bile ödül almış. Ben hep bunu söylüyorum zaten. Yaptığın işi iyi yapacaksın. Yani Türk çiftçisinin, Türk üreticisinin, ürettiği Türk köylüsünün ürettiği şey zaten kıymetli. Ama o üretilen şeyi başka bir e, yani yöntemle yapabilirsen kendine ait has yöntemlerle uygulayabilirsen markalaştırabilirsin. Markalaştırılınca da ...dünyadan talep gelebilir ve böylece köylü, çiftçi para kazanabilir. Çünkü Türkiye'de zaten 2500'ün üzerinde endüstriyel üretime çevrilecek kadar iyi ürün var. Önemli olan bu ürünlerin biz kıymetini biliyor muyuz? Önemli olan yani top atan kavunundan tutun da işte sarımsağa kadar, taş köprü sarımsağına kadar... ...biz bu ürünlerimizin kıymetini biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Onlardan onu alıp başka bir ürüne dönüştürebilecek aklımız, zekamız var mı? Bunun işte her türlü hibelerden yararlanıp, her türlü fırsatları değerlendirip, internetin nimetlerinden faydalanıp bunu dünyaya satabilecek, tanıtabilecek gücümüz, aklımız ve vizyonumuz var mı? Gençlerden ben bunu bekliyorum. Yapanlar yapıyor. Fatma teyzeciğim merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Vallahi ne? çok güzel bir bahçe senin burası. Beni tanım, evet. ama hatırlamamışsınız vallahi kırıldım. Evet, <laughs> ama takip ediyorum sizi. Beni ta en çok evet. hangi programın aklında kaldı? Ee, en son e, Göçübeli köyünü anlatmıştınız. Güzeldi değil mi? Bu evet, hocam? çok güzeldi. Bal sirkesi yapıyorsunuz siz? Evet. Enteresan, bal, bal sirkesini herkes bilmez. Ee, bal sirkesini yapıyorum. Bal sirkem dünya e, dünyada birinci geldi. Ama bana verecek misin Tabii miyim? ki, aslan. Şimdi İtalya'dan ödül almıştı. Nasıl bir ödül o? Evet. E ee, İtalya'da Nuhun Ambarı'na girdi. Kestane balı. Kestane balından yaptığım Nuhun Ambarı'na girdi. 26 ülkede tek seçildi. Peki sen bu yarışmaları takip ediyor musun? Nasıl katılıyorsun? Ben katılamıyorum. Ben gitmedim. Gerçekten mi? Evet. Niye? Ama şeyin yani, ürünün ödül almış. Niye gitmedin? Yani orada sağ olsun Tumay Bey'i götürdü. E, o zaman öyle bir şey olacağını bilemedi. Bilemedi yani o sadece oraya götürdü. Ürünü götürdü. Ürünü götürdü. Ödül alacağı çaktına şey gelmedi. Tabi e, tabii benim de gelmedi. Onların da gelmedi tabii ama orada ödül aldı. Orada dünya haritasını çıkartmışlar birden. Ondan sonra Türkiye haritası. Ondan sonra da Şile'yi ışıklamışlar. Bal sirkesi dünya listelerine girdi diye öyle haber oldu. Tümay yani. Bey kim? Şile Yeryüzü Pazarı'nda bizlere çok yardımcı o da sağ olsun. Turizmci. Bakın Fatma teyzemin söylediği şeyi ben hakikaten çok önemsiyorum ve çok çarpıcı buluyorum. Bütün Türkiye'nin yani gerçekten burayı dikkatle dinlemesi lazım. Biz hmm. üretiyoruz. Üretmemizde bir sorun yok. Biz elimizdeki malın kıymetini bilmiyoruz. Elimizdeki ürünün gerçekten çok kıymetli olduğunu ve başka ülkeler tarafından görülünce baş tacı edildiğinin farkında değiliz. Hmm. Fatma teyzem gidememiş İtalya'ya ama ürünü orada. Şimdi jüri onu değerlendiriyor, şaşırıyor. Bu kadar güzel bir ürüne karşılaşınca doğal olarak e, ödüllendiriyor. Ödül alacağını tahmin edemediği için götürmemişler bak İtalya'ya. Tahmin etmiyoruz işte biz. İlla bir şey olacak. Türk insanın kafası böyle çalışır. Yani eğer e, sel gelecek diyorsan yağmur işte hava gökyüzü filan sel gelmeden aklımız başımıza gelmez. Seller evleri götürür. Çocuklar çocuklar sellere kapılır. Biz ondan sonra tedbir alırız veya bir yerde bir trafik kazası olur işte ölümlü trafik kazası olursa nihayet aslında bağırmış çağırmışızdır. Ya burada bir gün bir şey olur bu olur şu olur mümkün değil insanları asla ikna edemezsin. Önce olacak olduktan sonra birdenbire aydınlanma devri başlar Türkiye böyledir. Önemli olan kimse fark etmeden yola çıkıp farkı yaratmak Fatma teyzem gibi işte üretiyorsun. Ondan sonra da malının iyiliğini biliyorsun ama sana inanan kişi az. Şimdi neden bu kadar çok kıymetli de sirke, e, bal sirkesi onu da söyleyeyim. Bu bölgedeki endemik bitki çeşitliliği inanılmaz bir şey. Yani İstanbul zaten bir doğa harikası bir kent de bölgedeki endemik bitki çeşitliliği, e, biyolojik çeşitlilik, Buradaki balın kalitesini, buradaki bal işte öteki köye benzemez, 30 kilometre uzağa git oradaki arıya benzemez. Önemli olan yani türlerin, biyoçeşitliliğinin zengini temelindeki. Yine söylüyorum onun için tohumlarımız çok kıymetli. Tohumlarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Anadolu coğrafyasının tohumları ayrı bir şey. Bu tohumları yok etmek isteyen küresel şirketler var. Bu tohumlar köylünün, çiftçinin en büyük gücü, Türk insanının gelecekteki özgürlüğünün en büyük temeli. Bu tohumları eğer hibrit tohumlarla yok edersek, atalık tohumlarımızı yok sayarsak, bunlar kullanılmaya 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 ölürse o zaman küresel 5-6 şirketin cebine para koymaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyiz. Onun için ben Türkiye'nin en önemli probleminin tohum olduğunu düşünüyorum. Atalık tohum Evet. Ee, bilmiyorum katılıyor musun sen e, tabii de? ki. Katılmam mı ben? Biz mesela atalık tohumu ekiyoruz. Bizim kayınvalidemden kalan. Köyümüzde mesela bizim dedemiz Artvin'den gelirken ikinci Cihan Harbi'nde gelmiş ve bir 20 sene sonra geri dönmüş memlekete. Tekrar buraya dönerken İstanbul'a mısır getirmiş bir avuç. Halen biz o mısırı devam ettiriyoruz. Bizim bu köylerde Halen daha eski mısır, eski fasulye, halen aynı kabak. Hiç değişmez. Siz peki hiç e, ithal tohum kullanmaz mısınız? Yok. Gerçekten mi? O hep atalık tohumlar mı? Atalık, Sandıklardan çıkan tohumlar Atalık mı? tohumu kullanıyoruz. Neden önemlidir peki? Yani o sandıktan çıkan hani neneler e, çocuklara verir, çocuklar torunlara geçirir ya. Bu Hı. takas niye önemlidir? İşte nesilden nesile geçsin diye. Ama aslında bunu yani biz ben mesela sana bunu vermezsem satmazsam bunu yasaklamışlar satmazsam sen nasıl bunu üretebileceksin herkes herkese verecek ki bu artsın çoğalsın herkes atalık tohumu eksin burada da yanlış bilinen bir e, durumu bir daha izah e, izah edeyim ve e, aydınlığa kavuşturayım 5553 sayılı tohum yasası var ve tohum yasası da e, sertifikalı tohum satışının mümkün olacağını söyler. Yani yerel tohumların satışının mümkün olmadığını söyler. Yani yerel tohumların satışına izin vermez. Ben bunu hiç anlamam. Neden yerel tohumların satışı yasaktır? Hiçbir zaman anlamam. Köylü çiftçi kendi bahçesinde ekebilir. Kendi gıdası için yerel tohumu değerlendirebilir. Ama bunu ticaretini yapamaz. Neden yapamazsan hiç kafam almaz benim. Ee, yani bundan 3 sene önceydi galiba. Dönemin Tarım Bakanı'nda CNN Türk'te konuk etmiştim canlı yayında. Ve kendisine de sormuştum neden acaba sertifikalı tohum bu kadar önemli de yerel tohumların satışı yasaklandı diye. Çünkü hem para cezası var hem de hapis cezası var. Yani sen bunu ticari ürün olarak satamazsın. Bu kendi bahçende yap diyor. Ama kendi bahçende yapınca da çok sınırlı bir yer yani. Bakan Bey de demişti ki o zaman yani biz verimi arttırmak zorundayız. Ancak verimi çok güçlü olan tohumlara destek veriyoruz, hibe veriyoruz ve kullanımını teşvik ediyoruz. Çünkü 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya domates mi yiyelim demişti. Verimi düşük demişti. Bilemiyorum şimdi Fatma teyzeme evet. sorayım. Bunların verimleri mi düşük olduğu için? E, tabii ki biraz verimli. Düşük oluyor ama e, çok güzel oluyor, doğal oluyor. Bir de bizim, e, biz bunu Şile yeryüzü pazarında satıyoruz. Fideyi değil, ürettiğimiz mahsulleri satıyoruz. Mesela buğdayı bana Şile Belediyesi verdi. E, bir çu altı çuval verdiler, sekiz dönüm yerektik. Öyle ya, mi? Tabii ki. Onlar verdi. İlk desteği orası yaptı. Şimdiden sonra da ben sekiz çuvalı ben onlara vereceğim çıkanlardan kalan benim olacak borç verdi bana onlar da bir başkasına verecekler. Böyle... Yani diyorsun ki tohumlar böyle yaşar. Evet böyle olması lazım yani ben tamam kendimi ekeceğim ama sen yiyemeyeceksin ondan. Sizden nasıl ulaşacaksınız? Ben sana vermezsem sen nereden ulaşacaksın? Yani bunun açılması lazım bizim tohumlarımızda. Üreti yani biz kendi kendimize yerimizde durmaktan olmaz yani. Şimdi bir de çoğaltmamız şöyle bir şey lazım. Var. Yani çoğaltmamız lazım hakikaten. Evet. Bir de öyle bir durumu var. Çoğaltmazsak bu sefer köreliyor evet. ve yok oluyor. Ee, şimdi bu yabancı firmaların ürettiği tohumlar da evet. aslında hastalık da içinde, genlerin Tabii ki. içinde hastalık da var. Bu sefer de ilaç almak zorunda kalıyorsun. Tabii. Tohum üreten şirketler aynı zamanda ilaç da üretiyor. Yani bu bir ticarete dönüşmüş Tabii. artık. Şimdi biz onu öyle yapmıyoruz. Biz onu Sirkeden yapıyoruz ilacımızı. Mühendislerimiz öğretiyor. Isırganı biz mesela 10 gün saklıyoruz. Ona birazcık yağ koyuyorsun veyahut da hastalığına göre e, sarımsak koyuyorsun. Hangi hastalığına hangisi iyi geliyorsa onu üstlerine sıkıyoruz. Sıkırtıyoruz. Yani siz kendinize has yöntemlerle hastalıklarla da savaşıyorsunuz aslında doğal yöntemle. E ama hastalık gelince ne yapacağız? Ama ilaç atıyor şimdi dedi i̇laç ki İsmail yok. mesela ilaç attıkları için dedi çevrelerde dedi arılar dedi bu ilaçlı sulardan falan gidip içi tarlada bağda bahçede yalvarıyorum diyor. Ben burada arıcılık yapıyorum doğal arıcılık yapıyorum Lütfen ilaç kullanmayın. E Bizim i̇laç de mahsulümüz mü gitsin diyorlarmış. İlaç kullanmak zorundayız. Belki evet. de zorunda değiller. Belki de şirketlerin elinde oyuncak var. şimdiki seninki 10 tane verirse benimki 5 tane 7 tane veriyor. Onlarınki daha fazla veriyor hibrit olduğu için. Bizim biraz daha düşük oluyor ama hem değerli hem de atalık tohumlarımızı koruyoruz. Acaba verimi yüksek olması mı önemli? Yoksa Hayır. besleyiciliğinin yüksek olması mı önemli? Bizimki daha önemli. Bence de. Elinize sağlık. <laughs> sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bakın Siz de e, sağ olun. Bakın şimdi Fatma teyzemden benim de öğrendiklerim var tabii. Demek ki sürdürülebilir bir şeymiş bu. Bir kez kent tarımını ben çok destekliyorum ya yine söyleyeyim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerin Antalya'ya bağımlı olması söz konusu olmamalı. Biz kendi gıdamızı kendimiz üretebilmeliyiz. Fatma teyze gibi çiftçileri desteklersek eğer yani istedikleri gibi doğal tohumla, atalık tohumla, dedelerinden kalan tohumlarla sağlıklı gıdayı üretebilecek insan onlara yolu açarsak eğer bakın ben size söyleyeyim endüstriyel gıdadan kurtuluruz bu bir başlangıçtır. Bu kurtuluş savaşı. Ben size söyleyeyim dünya bir gıda tekelinin elinde. Dünyadaki bu gıda tekelini elinde bulunduran çok uluslu şirketler zaten birkaç tane. Toplasanız 10 tane şirket dünyayı elinde parmağında sallıyor. Ben istiyorum ki bu şirketler benim ülkeme girmesin. Ben serbest piyasa ekonomisine bu açıdan karşıyım. Ben devletin gıda gibi çok önemli bir konuda mutlaka işin içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar serbest piyasa olamaz. Özel müteşebbis bu kadar olamaz. Çünkü gıdayla ben e, imtihan ediliyorum. Benim en çok görmek istediğim şey şu. Eğer dünya başarıyorsa ekolojik tarımı, kent tarımını biz de başarabiliriz. Çünkü bizde Fatma teyze çok. Yeter ki fırsat verirsin. Yeter ki bakın kaç yaşında kaç yaşındasın? 62. 62 yaşında hala bana fırsat verirse çalışırım diyor. Hala bana geniş alanlar verirse ben üretirim diyor. Bana dev, devlet destek verirse, hibe verirse yine yaparım diyor. Hala evet. çalışkan, hala evet. üretmek istiyor. İşte bu bütün gençlere istiyorum ki bu ruh, bu karakter aşılansın. Bütün gençler mümkün olduğu kadar, bütün dünyadaki çarkın nasıl döndüğünü anlasınlar. 10 tane küresel şirketin elinde gıdamız yönetiliyor diyorum. Çünkü bunlar tohum üretiyorlar. Çünkü bunlar tohumla birlikte hastalığı da üretiyorlar. Hastalıkla birlikte ilacı da satıyorlar. Verimli olacak diye e, muazzam bir ustalık, akıllılık ve zeka ile gübreye gerektirecek verimi de sana bir reçeteyle sunuyorlar. Avrupa'da, Amerika'da, şurada, burada bir gram gübre atmak için, ilaç atmak için reçeteye ihtiyacın var. Öyle kafana göre atamazsın. Ama burada Aynı şekilde bir düzenleme olur da eğer doğal tarım için yani atalarımızdan kalan tohumlarla sağlıklı bir gıda üretimi yapmak için bence bir seferberlik başlatarak kurtuluş savaşını taçlandırabiliriz. Benim mücadelem bu. Buzuna bakıyorsunuz. Çok önemli bir şey. Yani bugüne kadar benim çektiğim en önemli anonslardan bir tanesini izliyorsunuz şu anda. Çünkü tohumun ne kadar, biyoçeşitliliği destekleyen tohumun ne kadar önemli olduğunu anlatmam için çok çarpıcı bahçelerden bir tanesi burası. Her türlü e, sebze var, e, pırasa var bir kez, e, pancar var e, ve görebildiğim kadarıyla çilek var, domates var. Ve tohum için bütün bunlar. Şimdi Fatma teyzenin bahçesinde sadece tohum için ürettiği bu muhteşem çeşitlilik aslında bizim Türkiye'deki köylünün, çiftçinin ne kadar yani tek tip tohumlara, endüstriyel tohumlara ya da numaralandırılmış laboratuvarlarda yetiştirilmiş tohumlara piyasa şartları nedeniyle. Çünkü verimli. Çünkü dünya çalışıyor bilim dünyası da çalışıyor. Bu tohumlar laboratuvarlarda genleri son derece verimli hale getirilebilecek şekilde yeniden tasarlanıyor, düzenleniyor. Milyarlarca dolarlık paralar aktarılıyor. Bugün Türkiye'de de faaliyet gösteren yabancı tohum şirketlerinin tamamı yine söyleyeyim. Bunların Türkiye'de üretiyor olması, Türkiye'de faaliyet gösteriyor olması, Türkiye'de üretim merkezleri, fabrikalar kuruyor olmaları bu tohumları yerli tohum yapmıyor. Çünkü bunların teknolojisi zaten yabancı teknoloji büyük küresel çok uluslu şirketler yani teknolojilerini Türkiye'de üretiyorlar ve Türk tohumu diye lanse ediyorlar. Bu mesele önemli çünkü Fatma teyzenin şu anda bahçesinde yaptığı şey bu tohumların biyoçeşitliliğe katkı sağlaması için yani evrendeki çeşitliliğe, doğamızdaki çeşitliliğe güç vermesi için ürettiği tohumluk e, üretimler. Bütün bunlar bu sebzeler saydığımız sebzelerin hepsinin tohum için üretildiğini gösteriyor bize. Bir seneye daha kalitelisini, daha iyisini, daha verimlisini, daha güçlüsünü alabilmek için. Eğer bunu yapmazsa yüzyıllardır Anadolu köylüsünün yaptığı, yani her sene mahsulünü aldıktan sonra tohumluk olarak sakladığı, sandıklarda gözünün nuru gibi baktığı, bu tohumların gelecek nesillere aktarılması şu açıdan da önemli. Çünkü iklim şartları değişiyor. Havadaki her türlü e, iklim şartları değişiyor. Topraktaki her türlü azottan, oksijen tutun. Bütün dengeler değişiyor. Çünkü küresel iklim değişikliği diye bir şey var. Hastalıklar türüyor. Ben hastalıkları türeten, üreten o işte yabancı tohumlardan bahsetmiyorum bile. Ben Türkiye'de üretilen yerli tohumu da yabancı sayıyorum. Çünkü yabancı şirketlerin çoğu teknolojisi kullanılarak onların damarları alınıyor. Çünkü bu tek bir damarı yakalayabilmek için yani ben diyor şu tohumu ürettim. Bu tohum verimli, hastalıklara karşı ari, son derece dayanıklı ve raf ömrü uzun. Üstelik iklim şartlarına karşı da dirençli diyor. Yani yabancı tohum şirketlerinin özellikle köylüye, çiftçiye giderek... İşte konferanslar veriyorlar, eğitim kursları düzenliyorlar ve tohumlarını tanıtıyorlar bu şirketler. Tohumlarını tanıttıktan sonra da diyorlar ki diyelim ki hastalık oldu. Bak bu tohum, bak bu da ilacı. Hastalık olursa bu ilacı kullanabilirsin. Bak bu da gübresi. Bütün bu hastalığın e, ilacı ben de Gübre, verim benimle e, alacak olabilir. Ve bu tohum sayesinde sen hiçbir şekilde verim sorunu yaşamazsın. Buna kafa yoruyor. Laboratuvarlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Ve bir damar buluyor, bir hat buluyor. Bu hat benim diyor. Yani bayrağını dikiyor oraya. Yani benim bulduğum, benim keşfettiğim, benim laboratuvarlarımdan çıkan hat o diyor. O hattan sen devam edebilirsin. Benim tohumumu aldığın sürece bütün verim şeyinin sorununu ortadan kaldırırsın, verimli mahsul elde edersin diyor. Bizim köylümüz, çiftçimiz de ne yapsın? Şimdi bu atalık tohumlar biraz önce Fatma teyzenin söylediği gibi zaten verimi biraz düşük. Ama sağlıklı. Ben hasta olmayacağım, kanser olmayacağım, hastanelere milyonlarca lira para dökmeyeceğim. Sosyal sigortalarım kanser ilaçları için dünyanın parasını uluslararası gıda şirketlerine yatırmayacak. Bir de bu açıdan düşünün ne kadar hasta olursan o kadar dışarıdan ilaç ithal edersin. Biz kanser ilacı üretiyor muyuz? Bizim bu yediğimiz içtiğimiz tohumların bizi kanser yapmadığını nereden biliyoruz? Buna yönelik bir araştırma yapmıyor seni hasta diyen bir araştırma yok. İlaç konusu bence çok önemli. Yani bizim laboratuvarlarımızda denetlenen ürünler dışarıdan geri çevriliyor. Yani denetlemişiz, ürünlere onay vermişiz, Rusya'ya ve Ukrayna'ya en büyük iki ihracat pazarımız sebze ve meyvede yolluyoruz ve gümrükten geri dönüyor. İçinde ilaç kalıntısı bulunuyor. İlaç kalıntısı bulunduğu için ben kendi pazarıma sokmam diyor. Kendi üreticime, kendi tüketicime bu ürünleri yedirmem diyor. Türkiye'ye iadesi yapılıyor. Bakın kendi laboratuvarlarımızda denetlenen ürünlerin yurt dışına ihraç edildikten sonra onların gümrüklerinde bu ülkeye giremez damgası yemesi kabul edebileceğimiz bir şey değil. Madem ilaç bu kadar zararsız bir şeydi, madem kalıntılar her zaman denetleniyordu, bizim bu ülkelere yolladığımız ürünlerin o ülke makamlarınca reddedilmesi ve Türkiye'ye geri gönderilmesi neyle açıklanabilir? İkinci büyük soru da var aklımızda tabii ki. Bu ürünler Türkiye'ye girdikten sonra imha ediliyor mu? Yoksa bu ürünler birilerinin eline geçtikten sonra iç pazara sürülüyor mu? Bu tartışmaların mutlaka bitmesi lazım. Yine söyleyeyim, ilaç pazarı milyarlarca dolarlık büyük bir pazar. Bir gıda şirketi, dünyanın en büyük gıda şirketi bir ilaç firması tarafından satın alındı. Dünyanın en büyük ilaç şirketi tarafından, bir Alman şirketi tarafından, bir Amerikan gıda şirketi 66 milyara satın alındı. 66 milyar dolar büyük bir para. 66 milyar dolar bugün Türkiye'ye girse 1 dolar eşittir 1 lira biliyor musunuz? Dehşet bir paradan bahsediyoruz. Aklımıza şu soru gelmeli. Dünyada nasıl bir oyun var ki? Gıda tekerleri e, ülkelerle nasıl bir oyun oynuyor ki? Dünyanın en büyük ilaç şirketi, dünyanın dehşet büyük bir gıda şirketini satın almak istesin. Bir ilaç şirketi, bir gıda şirketini, bir tohum şirketini niye satın alsın? Çünkü tohum satıyorlar, çünkü içine hastalık koyuyorlar, çünkü tohumla birlikte çıkan hastalığa ilaç üretip onu da satıyorlar. Ez cümle. Köylümüzü, çiftçimizi ve atalık tohumumuzu koruyacağız. Yani bu tohumların gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. Bu bahçe. Yani çilekten pırasaya, pancara. Her şey burada. Çünkü tohum üretiyor. Teyzeme bakar mısınız? Ta dedesinin dedesinin verdiği mısır tohumunu korumuş. Bu noktaya getirmiş. Bunu ben neden anlatamıyorum? Atalık tohumlarımızı, biyoçeşitliliğimizi, tohum hazinemizi Bizim mutlaka ama mutlaka yabancı şirketlerin istilasından korumamız lazım. Bunu istiyorlar zaten. Yok olsun istiyor. Yani bu tohumlar unutulsun, gitsin istiyor. Bana mahkum olsun istiyor. Ben doyurayım istiyor. Hayır. Kendi tohumum var. Kendi kendime yeterim. Tohumlarımı geliştirebilirim. Üniversitelerimi çalıştırabilirim. Gen teknolojisiyle daha ileri aşamaya götürebilirim. Anadolu'nun müthiş bir hikayesi var. Binlerce yıllık bir gıda hikayesi var. O binlerce yıllık Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkmış arpayı, buğdayı bütün dünyaya satabilirim ama üniversitelerim çalışacak ama e, devletler, hükümetler katkı sağlayacak. Yani bunun için milyonlarca liralık yatırımlar bütçeler ayrılacak ve üniversiteler yıllarca süren tek bir domates geçen hafta tohum firmasında size anlatmıştım. Tek bir domates tohumunun, tek bir türün yaşaması için 10 yıl çaba sarf edilmiş biliyor musunuz laboratuvarda. Ondan sonra o tohum bize ait. Yerli tohum şirketlerinin yabancı istilasına ve yabancı teknolojisine direnmiş göstermesi lazım. Bunun için bir uyanış başlaması lazım. Bunun için bu hareketin sözcüsü benim Türkiye'de. Çünkü ben toprağa inanıyorum, köylüye, çiftçiye inanıyorum ve tarım eğer güçlenirse, ithalatsız tarım güçlenirse Türkiye'nin çok ama çok güçlü bir sanayi ülkesi olacağını biliyorum. Tarım evet gıda, evet gıda güvenliğimiz, evet Türkiye'de tarım bir gıda sorununu çözer. Ama aynı zamanda hammadde, sanayi ham madde. Yani Türkiye tarım olmadan sanayileşemez, güçlenemez. Önce köylüyü, çiftçiyi güçlendireceğiz. Arkasından Türkiye'nin bir hikayesi olur. Dünya şaşkınlıkla bakar, şapka çıkarır. Kurtuluş savaşını yapmışız. Kurtuluş savaşında öyle bir şamar atmışız ki emperyalizme, İtalya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye muazzam unutamayacakları bir tokat atmışız ki hala hala Türkiye'yi nasıl sarsarız diye düşünüyorlar. Şimdi de aynı şeyi gıdayla yapıyorlar. Buna karşı çıkmak önce üniversitelerin sonra da hepimizin boynunun borcu. Ne kadar üretebilirsek teknolojiyi, ne kadar geliştirebilirsek de destekleyebilirsek çiftçiyi, ne kadar yolunu açıp da topraklarımızı hastalıklardan, o acayip ilaçlardan, o acayip gübrelerden kurtulursak, kurtarırsak o kadar özgürüz. Özgürlük için mücadele etmeye değmez mi? Bakın şu bahçeye, şu küçücük bahçe özgürlük. Çünkü bir avuç tohum bir ömür boyu sürecek özgürlük. Bundan birkaç sene önceydi. Tarım sektörünü hiç kimse konuşmazdı. Tarımın önemli bir şey olduğunun kimse farkında değildi. Gündemimizde yoktu. Ne zaman ki gıda fiyatları enflasyonu körükler hale geldi, o zaman tarımın önemi anlaşıldı. Milyonlarca köylümüz topraklarını terk etti. Para kazanamıyorlar, maliyet baskıları çok yüksek. Bütün bunları biliyoruz zaten. Ama şimdi geçmişi konuşmanın zamanı değil. Geleceği nasıl kurtarabiliriz? Tarımla birlikte üreticiyi tekrar nasıl eski günlerine çevirebiliriz? Benim için en önemli şey bu. Ben toprağa inanıyorum. Tarıma inanıyorum. Ben Türkiye ekonomisini güçlendirebilecek en önemli sektörün tarım olduğunu biliyorum. Bütün sanayi ülkelerine baktığımda zaten aynı başarıyı görüyorum. Tekrar topraklarıyla buluşan çiftçiler ve özellikle beyaz yakanın farkındalıkla tarım sektöründen para kazanacağını bilip bilinçli, bilgili, donanımlı üreticiler olarak Türk ekonomisine katkı sağlayacağı günlerdir hayalim. İyi ki bu hayalim var. Bu hayalimi taçlandıran çok ama çok önemli bir ödül aldım. Tarım sektöründeki farkındalığı artıracak çok anlamlı, çok mana ifade eden bir ödül aldım. Bu ödülü sizle paylaşmak isterim. Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özellikle milli eğitime yaptığım katkıyla birlikte tarımdaki farkındalığı artıracak en önemli yolun eğitim olduğunu bir kez daha hatırlattı bana. Yürüdüğüm yol yanlış bir yol değil. Sonuna kadar yürüyeceğim. Onun için de ödül töreninde yaptığım konuşma aynı şeyleri vurguladı. İnanıyorum ve başaracağım. Milli eğitim benim için çok önemli. Eğitim çok önemli bir gazeteci olarak. Tabii ki Türkiye dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden bir tanesi. Gençlerin iyi eğitilmesi çok önemli. Neden? Çünkü güçlü ekonomi kurabilmemizin tek bir yolu var. O da çok ama çok donanımlı, bilgili, eğitimli, okuduğunu öğrenebilen, öğrendiği bilgiyi analiz edebilen bilgileri birleştirebilen ve birleştirdiği bilgilerle yeni yeni icatlara imza atacak çocukları yetiştirmemiz lazım. Bizim ülkemizi kalkındırmamız için öğrenebildiğimiz her şeyi öğrenip eğitimin her alanında en büyük başarıyı yakalayıp ve çocuklarımızı en iyi eğitimle eğitip öğrendikleriyle eğitindirmeyip bir hayali, bir ideali, bir tutkusu ve bir coşkusu olan çocuklar yetiştirip dünyaya şunu söylememiz lazım. Biz başarırız çünkü birlikteyiz. Çok çok teşekkür ederim.